biz. Ben yine söylerim, başka skolar gruplarla birleştirme şansımız var mı diye. Karadeniz turunda Gökhan Kaptan'la birlikte virajlı yollarla biz nasıl araba sürmemiz gerekiyor? Bunlar hakkında yılların tecrübesinden bilgiler alacağız. Orada onun da fiyatı şu anda videomuzu başlattım. Kaptanımız Gökhan Kaptan. Yıllardır Karadeniz turlarında otobüs kullanıyor. Fırtına deresinde onun engin bilgileri, yoldaki gördüklerimiz bilgiyle biz nasıl size araba kullanmamız gerekiyor alıp, onlar hakkında bilgiler alacağız. Parkurun olduğu yere götürüyor. Yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor. Ve en az 8 kişi olması gerekiyor. Çıkabilmesi için bot alabilmemiz için. Hem bu yeşil doğayı sizin de görmenizi istedim. Rafting 2 kişi. Sizler de şehir dışından çıkıp kararsız var. Biraz böyle şehirler arası yollarda, tehlikeli yollarda nasıl araba kullanmak hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Görürsünüz rafting yapan kişiler geçiyor yanımızdan. Onun dışında rafting mi? Yayla kişi başı fiyatı 140 TL'dir arkadaşlar. Çünkü onun yolu yani girince de hak verirsiniz. Şimdi tabelalar zaten gösteriyor burada sollama yapılmaz diye. Biz çizgi bizden yana olduğu Aydar zaman biz sollama yapmıyoruz. Karşı taraf tek tek çizgi olursa onlar sollama yapabiliyor. Hani Aydar Yaylası insanlar geçmek istiyor. Burada tek uzun çizgi var. Biz bu yol çizgisini gördüğümüz zaman iki tarafta sollama yasağı var. Yani iki tarafta sollama yapamaz. Kafe, restoran vesaire olmuş. Ki trafiği bile bakın buradaki tabelada yol kaygan diyor. Yağmurlu havalarda yol yani, kaygan olur diyor. Zaten yayla dediğimiz yerlere normal araçla çıkmak mümkün değil. Buranın yüksekliği Gökhan kaptanımız virajı taşırmıyor. Kendi şeridinde kalıyor. Ona dikkat ediyor. Herkes de aracını sokmak istemiyor. Bakın. Ama yol tek şerit ve belli bir yerden sonra toprak yok. Böbrek taşı sıkıntısı olan var mı? Ha, varsa gelebilir, öyle bir sıkıntısı olmayacak gittikten sonra. Çünkü muhtemelen düşürmüş olacak. Onun dışında keyifli bir yolculuğu var. Yaklaşık bir saat sürüyor. Herhangi bir mide problemi ya da önemli bir rahatsızlığı olanlar gelmesin derim. Çünkü yavaş gideceğiz ama yine de dediğim gibi yol biraz sarsıcı olabilir. Sıkıcı değil kesinlikle. Evet, burada çay topluyor. Çok güzel manzaralardan teyzelerimiz var. Geçen çay haftaki topluyorlar. Bakın havayı, bu şekilde geçen haftaki çuvallara yükleyip çayları çay fabrikasına satıyorlar. Yine şans geçen haftaki gibi şansımız yaver giderse çok güzel görüntüler alabileceğiz. O zaman ben 15 kişi için sollama yasağı var. Bir tane araçlar bizim 15 kişilik kiralıyorum. Zaten maksimum 16 kişi olabiliyor. Sizde bu arada yani ekleme olursa, dahil olmak ister isteyen olursa bir kişi, en fazla iki kişi daha dahil edebiliriz. Ondan fazlasını edemiyoruz. Ya da en az bir 10 kişi daha katılım olması lazım ki ikinci aracı çıkarabiliriz. Şimdi arkadaşlar ben bu sefer için söz veriyorum. Ama yarın Karadeniz'de ilgili olarak havayla ilgili, hava durumuyla ilgili hiçbir şeye söz veremem size. Çünkü biz çok yağmurlu havada, orası çok yüksek olduğu için şehir merkezindeki hava durumuyla çok farklı olabiliyor. Burada sert kıyamet götürüyor. İki tarafa da sollama serbesti var. Çizgiler kesik kesik oldu. Ya da tam tersi. Önümüzde araç olsaydı, karşıdan da gelen araç yoksa biz sollama yapardık, bilirdik. Bakın şimdi uzun çizgi bizden tarafa başladı. Bize sollama yasağı geldi. Karşı taraf sollayabilir. Yaylalarla ilgili bir hava durumu değil. Şimdi tekrar iki taraf sollama yasağı var. Öyle de olmuştu. Bakın şimdi bir araç var önümüzde, yavaşladı. Gökhan kaptanımız takip mesafesini hızımıza göre ayarladı. Şimdi bulutlardan da üstte olduğumuz için orada tek damla yağmur yoktu. Hızımız şu anda 40-30-40'larda iniyoruz. Güzeldi. Aşağı indik, aşağıda tekrar yağmur vardı. Ya da yukarı gittik. Hava çok güzel. Her şey istediğimiz gibi. 5 saniye içerisinde her yer bembeyaz oluyor falan böyle. Çok ani değişimler oluyor. Burada zipline yapıyorlar. O yüzden havayla ilgili, şeyle ilgili hiçbir hava durumuyla ilgili hiçbir şey söz vermem, kefil olun çünkü benim elimde olan bir şey değil. Ben sadece sizi sağ salim bir şekilde oraya götürürüm. İyi bir şoförümüz var.
yaklaşık yani yaklaşık bir 15-20 senedir sadece Opuser yolunda yayla yoluna çıkıp gelen artık o yolların her kıvrımını, her endeğini ezbere bilen tipik Karadenizli eğlenceli bir şoförümüz var. Kendisi zaten fıkra gibidir. Ağzını açması yeterli bizim gülmemiz için, eğlenmemiz için. Onun dışında burada Fırtına Deresi'nde yemeğimizi aldıktan sonra Haydar'a geçeriz. Gelimtülü Şelalesi'nden aşağı doğru biraz bir yürüyüş gerçekleştiririz. Buradan Haydar'da kalmak isteyenler, yani bu sene gelmeyecekler, burada biraz daha zaman geçirip kaptanımızla beraber yine Fırtına Deresi'nde bulunan otelimize başladı burada. Kaptanımız frenleme yaptı, hızımızı uygunuz ayarladı. 5.30-6 gibi. Tatlı bir şekilde giriyoruz. Biz de tahmini 4 gibi bir sene gitmeyi planlıyoruz ki çok geç kalmayalım. Zaten en az burada yine keskin bir viraj olduğunu tabela gösteriyor bize. Kaptanımız fren ezdi. Virajı işten alıyoruz. Bakın fren devam ediyoruz. En geç otele dönmeyi planlıyoruz. Bunun dışında şöyle bir karar aldım. Gökhan kaptanımız diyor ki ayağımızın ucuyla dokunuyoruz. İstiyorum. Bundan yani sonra, birden sert basmamıza gerek yok, yoksa kontrolü kaybederiz. Bütün otobüse Magnum ısmarlıyor. Bademli Magnum ısmarlıyor. Evet. Onu söyleyeyim çünkü başka türlü yine aracımız uygun viteste. Hızımızı fazla arttırmıyor. Herkes onaylıyor yani, öncelikle. Otomobillerde burayı 3. vites aşağıya inebilirsiniz. Magnum ısmarlıyor, bademli. Magnum. Caydırıcı olması lazım. Şimdi meybuz desem herkes geç kalır. O yüzden Magnum, kusura bakmayın. Geç kal. Bundan sonraki süreçte geç kalan Magnum ısmarlayın. Yok, ben sizi arıyordum. Bir de ben bakıyorum mesela gittiğimiz yerlerde, otelde ya da işte restoranda bir şey unuttunuz mu? Bir unutanlar oluyor mesela. Bu arada burası. Birisi bir yerde. Bu otelde kaldık ben biz. Getirdim. Golden'in. Binhan Turizm'le Ankara'dan ben hareket ettim. Yani çok memnun kaldık. Bugün ikinci günümüz burada. Evet. Rehberimiz çok bilgili. Turizm Bakanlığı'nın onaylamış olduğu rehber yıllardır zaten. Bilgilerini hiç öyle kağıttan okumadan aklından bilgilerini söyleyerek veriyor. Bütün bilgileri güzel. Çok memnun kaldık. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13. Arkadan 14, 15 tamam. Toplamda 15 kişi için ben aracımızı ayırtıyorum. Umarım şansımız yaver gider. Şimdi ekledim. Tamam. Umarım şansımız yaver gider. Sizlere de bu güzel manzaralı Karadeniz'e gelmişken gerçek bir yaylayı, gerçek bir yerde en güzel yaylalarından bir tanesini görme, en güzel haliyle görme şansımız olur. Bir de gün batımına denk geldik ki zaten tadından yenmez. Bence Karadeniz turlarının en can alıcı noktaları, en güzel durak noktası zaten. Kaptanımız kontrol bizde. Bir tehlike bakalım, oluştu. Önümüze araba çıktı. Hafif fren yaptı. Hiç panik yapmadan kornayla uyardı öndeki aracı. Yolumuza devam ediyoruz. Yani uzun yolda bu tür şeyler olabilir. Siz de kontrolü kendi elinizde olduğu için hafif fren yaparsınız. Kornayla uyarı yaparsınız. Akşamsa selektörle uyarı yaparsınız. Bu şekilde yolumuza kazasız belasız devam edebiliriz. Zaten yoldaki tabelalar gösteriyor. Yani sola sağa dönüş virajlarını, yol çizgilerinden sollama yasağının olduğunu biz görebiliyoruz. Viraja da uygun şekilde girdiğimiz zaman bütün yollarda aracımızı güvenle kullanabiliriz. Batarya'ya gideriz, Şimşir Ormanları'na dahil edebiliriz. Orada ne bileyim bir Las köyüne, bir Karadeniz köyüne de dahil edebiliriz. Bu arada bu Karadeniz'de tünel çok, yani çok sayıda tünel yapmışlar. Ama tabii ki bu kısa ama uzun tünellerimiz de var. Bu sene gidemezsek alternatifi bu şekilde düşündük. Şimdi yaklaşık bir saatten fazla, biraz fazla bir yolumuz var. Rize Bezi'ne gideceğiz. Niye Rize Bezi'ne gidiyoruz? Çünkü Rize Bezi aslında buranın en lokal geleneksel ünlü el işlerinden bir tanesi. Sizlere burada daha önce kenevir yetiştirildiğinden bahsetmiştim bu çaydan önce. Şimdi bu gelenek çok eski. Rize Bezi de Hint kenevirinden yapılır.
ve genellikle de daha çok ilk çamaşırı için kullanılır. Teremici özelliği fazladır ve kalitelidir. El dokumasıdır. Şimdi bunu daha sonra evet, bu araç hatalı sollama yapıyor. Kaptanımız biraz hafifledi araya girsin diye. Yani hem önümüzü arkamızı kontrol etmemiz lazım. Bakın virajlara girerken karşılara içten girerek. Aynayı da sürekli kontrol etmemizi söylüyor. Yine bunu bir sunum yapılacak. Yine burada bir ufak çekilişimiz olacak. Güzel ürünler var. %100 İlken ürününden yapılan kaliteli kumaşlar, kıyafetler bulabilirsiniz. Yine istediğiniz gibi alışverişinizi yapabilirsiniz. Burada bizim %15 indirimimiz olacak. Grup olarak gittiğimiz için etiket fiyatı üzerinden indirim uzun görüyoruz değil mi? Evet, uzun görüyoruz. Bu Of'a doğru gidiyor değil mi bu yol? Aynen öyle. Genellikle Karadeniz'de yollar hep bu şekilde. Tek gidiş, tek geliş. Kesinlikle şimdilik öyle. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Biz şu andaki yolumuz Çamlıhemşin Haydar Yaylası'na çıkacağız birazdan. Ben her hafta gidiyorum. Yaylalara. Rize'ye doğru devam ediyoruz. Dün yaylalara da gittim. Tolvalin Gülsel Yaylası. Umarım siz de şanslısınız ve o güzel manzarayı görürsünüz. Uzun yola gittiğimiz zaman böyle dar yollarda sürücüler, yeni sürücü adaylara neye dikkat etmesi lazım? Karşıdan gelen arabaya yanlış sollamalara dikkat etmesi lazım. Virajlarda ani plan yapmaları gerekiyor ve ağır dönmeleri gerekiyor. Mesela ben bu virajı dönerken şu anda ayağımı gazdan çektim. Hiçbir plan yapmadan dönebiliyorum. Her virajda plan yapmaya gerek yoktur. Şimdi mesela burada hafiften plan yapıyorum. Döndükten sonra bırakıyorum freni. Gaza basmıyorum. Burada fren yapıyorum. Döndükten sonra bırakıyorum freni. Bunun gibi. Düz yolda gazımıza basabiliyoruz. Kaptanımız virajlara girerken karşıdan gelen aracın olup olmadığını da kontrol ediyor. Bakın hatalı bir sollama yine var. Çünkü bu çizgi olduğu yerde sollama yasağı var iki taraf içinde. Ama maalesef insanlarımız uymuyor, sabırsız. Onun için burada aynalarınızı iyi kontrol edeceksiniz. Gelen araba karşıdaki arabayla sıkışıyorsa ona her zaman yer vereceksiniz. Ki kazayı önleyebilirsiniz. Devam edeceğiz yolumuza. Rica ederim. Bakın burada bir kepçe var. Bu şekilde. Kaptanımız görüş açısını hep kontrol ediyor. Çift taraflı sollama yasağı var ama yine de karşı tarafa bakarak. Evet. Yol eğer yol boşsa geçebilirsiniz. Çünkü kepçe ağır bir araç olduğu için saatlerce beklemenize sebep olabilir. Evet. Yani yolun durumuna göre kaptanımız hareket ediyor.
Siz de bu şekilde bu durumlarda trafiği aksaklığa uğratmamak için önünüzü görüyorsanız sollayacağımız araç da yavaş araç olduğundan dolayı kaptanımız solladı. Traktör, kepçe bunlar 20 km hızla gidiyor. Zaten yüksek hızla gidemezler. Tekerlerinden dolayı zıplıyorlar. Ondan dolayı 20 ile giden aracı sollama yasağı olan yerde yol müsaitse sollayabilirsiniz. Ben bütün videolarımda söylüyorum. Yani trafikte araba kullanmayı trafikte öğrenirsiniz. Gereği neyse o zaman yaparsınız. Evet. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.